Yani kalp krizinin sebepleri, işte birincisi, en büyük sebeplerden bir tanesi genetik faktördür. Yani hiçbir şey yapmasanız bile, kendinize ne kadar iyi bakarsanız bakın, evet, hiç sigara içmedin, şeker hastalığın olmadı, kilo almadın, spor yaptın, her şeyi çok iyi yaptın. Ama bu genlerdeki olaylardan dolayı, özellikle birkaç tane gen var, sadece bir gen de değil, aileden gelen genetik faktörlerden dolayı bu hastalık oluşabiliyor maalesef. Ama nasıl oluyor? Diyelim ki 30 yaşında olmuyorsun da 60 yaşında, 70 yaşında oluyorsun. Genetik faktörlerinden. Bazı genetik hastalıklar var. Kolesterol çok yüksek, böyle binlerde, 2000'lerde olan, kolesterol yüksekliği olan kişiler oluyor. Bunlar daha böyle 10'lu yaşlarda, 20'li yaşlarda damarları tıkanıyor. Ama onlar çok nadir, evet, gözüken kalp hastalıkları. Hem anneden hem babadan gelmesi lazım o genin. Ama onlar çok nadir gözüken hastalıklar. Bizim daha hani çok gördüğümüz, böyle hani çok kolesterol yüksekliğiyle seyreden değil, kolesterol yüksekliği bir miktar var ama daha çok sadece kolesterol yüksekliği de değil. Yani bu inflamasyon dediğimiz, bu iltihap olayı, damarların iltihaplanması olayı biraz genetik, bazı genlerden kaynaklı. Ve bu genetik olarak aktarıldığı için ne kadar dikkat ederseniz bu hastalık, kalp krizleri olabilir. Ama bir de sadece bu da değil. Yani kalp krizlerinin esas aslında sebepleri çevresel faktörler. Yani iki tane önemli faktör sayacağım burada. Bir tanesi tütün kullanımı, yani sigara içimi. Çünkü sigara damarlara direkt olarak zarar veren bir madde. Yani sigaradaki nikotin değil. Yani hani sigaradaki nikotin miktarı falan falan, nikotin aslında çok o kadar aşırı zararlı bir şey değil. Nikotin zaten bizim vücudumuzda var ve vücudumuz bunu üretiyor ve kullanıyor ve bazı yerlerde faydalı. Ama sigaradaki esas problem o dumandan çıkan zehirler. Yani nikotin değil aslında. Hani bazen diyorlar ki nikotin oranı düşük, işte ben hafif sigara, light sigara falan diyorlar. Ama bunlar hepsi kandırmaca. Yani sigaranın light'ı da olmaz. Hiç öyle bir şey. Normali de olmaz. Sigara sigaradır. Aynen öyle. Sonuçta o dumanı, ya o kağıt yanıyor ve tütün dediğimizde yaprak, evet, biliyorsunuz. O yanıyor ve ondan çıkan zehirli maddeler esas olarak damarlara zarar veriyor. Ve belirli bir yaştan sonra, özellikle uzun süre sigara içenlerde, o görürsünüz aort damarlarının içi çamur gibi oluyor. O aort anerizmaları oluşmasının, anerizma dediğimiz damarların genişlemesi, içinde işte pıhtı oluşması falan, hepsinin en büyük sebebi sigara. Sigara onun için son derece zararlı ve genç yaşta, özellikle ailesel yatkınlığı olup da sigara içenlerde maalesef genç yaşta kalp krizi geçirme oranları çok yüksek. Yani mesela diyelim ki tamam, ailesel faktör var, belki 60 yaşında kalp krizi geçecek ama sigara içtiği için bu 30'lu yaşlara kadar düşüyor. 30 yaşında kalp krizi geçiriyor. Yani sigara onun için son derece zararlı. Ramazan ayı da şu anda bir fırsat. Yani sigara, evet, fırsat. Kişiler içinde. İşte, ama işte yani Ramazan çözüm olmuyor genelde. Ben çok çevremde çok görüyorum. Daha işte iftara bir tane su içip hemen sigaraya açanlar var. Evet. Yani o da kötü bir şey aslında. Arasında da bir paket sigara içen. Aynen. Maalesef. Yani bu bir şey, irade işi. Sigara, evet, işi tamamen yani, irade işi. Olsun. Yani iradeniz olmazsa, karar verin. Evet. Bitmezse hiç imkanı yok. İmkanı yok. Sigarayı bırakmak son derece zor bir şey ama irade konulursa bırakılır. Yani o kadar da zor değil aslında. İrade olursa zor değil. Yani iş iradenle ilgili. Senin iradenin ağzıyla çokluğunla ilgili. Eğer iraden iyiyse hiç zor değil. Tabii inatlaşıp bırakabilirsin. Ben hayatımda sigara kullanmadım. Sigara kullanmayan biri için... Aslında kolay gibi gözüküyor. Saçma gibi gözüküyor. Neden sigara içer ki derim ya? Neden acaba içer? Öyle değil. İçseniz anlarsınız. Yani içmeyen bilmez derler, evet, aslında. İçmeyen bilmez. Yani ben de öğrencilik yıllarımda falan içtim, bıraktım. Yaklaşık 25 yıldır falan hani içmiyorum. İşte yani... Onda acip bir bağımlılık yapıcı etkisi var. Yani esrardan daha etkili. Yani esrar içiminden bile daha etkili bağımlılık yapıcı etkisi var. Onun için zordur yani. Öyle kolay değil. Ama irade edince irade her şeyi çözer. Evet, ben bunu bırakacaksın. Bekliyorum. Yani zararlı olduğunu bileceksin. İnsan bir şeyi de zararlı olduğunu bile bile de yani o kadar, evet, içmesi de çok mantıklı değil yani.
İnsanlar aslında bunun farkındalar ama o işte iradeyi koyamıyorlar. İradelerine yenik düşüyorlar. Onun için sigarayı bırakamıyorlar. Aynı şey bu irade konusu. İkinci büyük problem ne demiştik? Şeker hastalığı demiştik. Evet, şeker hastalığı da maalesef. Şeker hastalığı demek damar tıkanıklığı demek. Bir insana şeker hastalığı başladığında damarları yavaş yavaş tıkanır. Bu artık kesin yani. Bu peki yine kiloyla alakalı? Kesinlikle. Zaten şeker hastalığının yani şeker hastalığından bizim burada konuştuğumuz aslında tip 1 diyabet değil. Evet. Tip 1 diyabetin sebepleri farklı. Konuştuğumuz sebep şeker hastalığı burada bahsettiğimiz esas toplumsal problem olan tip 2 diyabet. Obezite. Tip 2 diyabetin de sebebi obezite. Yani karaciğer yağlanması. Evet. Karaciğer yağlanması böylece gelişen şeker hastalığı. Karaciğer yağlanması sebebi de obezite. O kadar evet. Basit yani. Göbekte yağlanma. Obezite derken. Bel çevresinde yağlanma. Yani. Hazır yiyecekler. Facebook yiyecekler. Evet işte. Kilandıran yiyecekler. İşte o işte diyor bize glisemik indeks yüksek. Hani demin de bahsettiğim glisemik indeks yüksek demek dedim. İşte bu. Şekerli şeyler. Yani ve işte ekmek türü hamur şeyler. Bunların glisemik indeks yüksek. Mesela patates glisemik indeks yüksek. Pirinç glisemik indeks yüksek. Yani bunlar çok hızlı bir şekilde vücutta yağa dönüşüyor aldığınız bu besinler. Yani onun için mekanizması çok tabii uzun. Yani çok tartışmaya falan gerek yok ama yani onun öyle olduğunu bilirseniz özellikle şekerin ve ekmeğin maalesef glisemik indeksi yüksek ve kilo almada en büyük sebepler bunlar. Ve şu günlerde de evimize geçirdiğimiz zaman evet, süresinde de evet. Yani çok dikkat etmeyeceğiz. Biraz daha çünkü spor ne kadar evin içinde de yapmaya çalışsak da muhtemelen çok yetmeyebilir. Evet. Az kalabilir. Bu dönemde kilo alma durumu olabilir. Bende olduğu gibi. Çünkü yiyoruz, oturuyoruz. Evet, ne evet. Kadar evin içerisinde tur atarsak evet. Atalım. En için en azından bu dönemde işte en azından böyle kilo aldırıcı gıdalardan uzak durmak lazım. Uzak durmak lazım. Evet. Sıvı tüketimi çok önemli. Bol bol su içeceğiz. Bol bol su. Tabii su içerken de Ali Rıza Hocam bu işte koronavirüs için de etkili. Sıvı tüketmemiz. Tabii. COVID-19 için de çok önemli. Tabii. Yani burada bağışıklık sistemi, COVID-19'da bağışıklık sistemi giriyor. Demir mesela işte, sistemimizin güçlü olması gerekiyor. Yani burada işte kilo yine devreye giriyor.